saçma lan, göt gibi kal. Hayır. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar, ben Fenerbahçe... İyi akşamlar, buyurun. Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ben. Alo. Sesim geliyor mu? Ben Fenerbahçe Spor, eski Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım ben. Kim? Tam anlayamadım isminizi. Fenerbahçe, Fenerbahçe eski Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım ismi. Fenerbahçe Aziz Yıldırım. Eski başkan, eski başkan. Ha, evet. Tanıyorum başkanım sizi, buyurun. Şimdi kardeşim, seni bu Fenerbahçe TV'de seni Ali Koç'la bir şeye koymuşlar. Seni bir konuşmaya koymuşlar. Sen Aziz Yıldırım, sen Ali Koç'la telefonda mı konuştun? He başkanım, Ali Koç'la konuştum ben, evet. Şimdi güzel kardeşim, biz böyle arıyoruz biz böyle. Biz bu arkadaşlarla iletişim kuruyoruz, anladın mı? Biz iletişim kuruyoruz. Şimdi Ali Koç'un aradığı şeyler biz de arıyoruz yani. Anladın mı? Başkanım Aziz Yıldırım'la konuşuyorum değil mi şu an? Ben Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkan Aziz Yıldırım ben. Tabii ya, başkanım aradı beni şey, Ali Koç. Ne dedi sana ne dedi? Bana şey diyor ya, neydi o, bir tane forvete küfür etmişim diyor. Senin diyor kamera şeylerin var diyor, kayıtların var diyor. Anladım, sen küfür mü ettin kardeşim, evladım? Başkanım ettim ya bir tane. Şimdi ben önümüzdeki başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacağım, anladın mı beni? Tabii başkanım, onu zaten sen olmuyor başkan zaten. Şimdi bu geldi böyle taraftarları falan buluyor bu sosyal medya. Ben bilmiyorum kullanmayı, Twitter bu kullanıyor. Ben bilmiyorum kullanmayı. Başkanım arıyor beni gece vakti şeyde. Diyor işte sen benim forvetime. Ya ben dedim kötülüğünüzü mü düşünün ben sizin be dedim. Arıyorsun başkanım dedim. Ben zaten dedim. Kaç senedir ben senden fazla fenerliyim dedim zaten. Adam. Şimdi bu biliyorsunuz ya, Ali Koç geldi geçesine takımı küme düşürüyor ya. Ali Koç peki ben zaten kendisine söyledim başkanım, ona şey dedim. Dedim geçen sene geldim ben, küfür ediyorum dedim, ben Fenerbahçe'ye küfür etmiyorum dedim sonuçta. Almışın dedim bir tane forvet kızan. Amına kulumun kızanın ayağı yok, bir şey yok amına kulum. Küme düşüyor takım geçen sene. Beterlikten ölüyorduk geçen sene. Şimdi ben kulüpte benim eski çalışanlarla falan söyledim. Haksız mıyım ama başkanım şimdi? Tabii ki kardeşim, sen kesinlikle... Bana şey diyor bana. Ben diyor sana diyor mahkeme açacağım, para hazır. Dedim ben Fenerliyim ben dedim. Zaten sizin yanınıza yürüyorum bu yolda. Bana diyor senden para... Ya bu yapılacak iş değil yani. Hakikaten sen gerçek Fenerbahçe, sen Fenerbahçe taraf... Güzel kardeşim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gerçek sahibi taraftardır. Peçete versene be amcık oraya. Peçete versene. Alo. Sikeyim seni yapacak şu be. Amını sikeyim, bir tane peçete koyacağım be. 10 senedir yanındasın amına koyayım, anlamıyorsun bu işi. İki tane peçete koşsana! Ya amcık kızar, senin ananı sikeyim ben be! Yeter bıktım senin artık amına koy! Anlamıyorsun mu işi amına koy? Alo! Alo! Başkanım kusura bakmayın, ben dükkanım var bir tane de onunla ilgili. Sen kokoreç mi yapıyorsun sen? Aynen başkanım, kokoreç dükkanım var. Şimdi ben takip edeyim, ben kulüpte eski çalışanlar falan var. Ben baktım şimdi, sana şey açtırmıyorum tamam mı? Ben tazminat falan açtırmıyorum tamam mı? Açtırma başkanım be, vallahi ben zaten Fenerbahçe'nin kötülüğünü düşüneceğim. Ben zaten doğduğumdan beri Fenerbahçeliyim ben. Yok ben şimdi... Ben kahvede kaç tane adam duydum amına kudum kızanlarını. Tamam ben şimdi kulüpte benim eski çalışanlarım falan var tamam mı? İnternette dostlar kıraathanesi var, ben orada kaç kişinin belinde... Sandalyeyi kırdım burada amcık kızanları, Fenerbahçe'ye küfür ediyorlar diye. Tamam sen çok küfür ediyorsun. Ali Koç beni arıyor diye
ki sana tak. Ben dedim ben Fenerbahçe'nin kötülüğünü düşünmüyorum. Şimdi ben dedim sen yokken ben bu takımın şeyindeydim dedim. Ben bu takım için neler yaptım dedim. Şimdi para diyor senden para alacağız diyor. Ya bunlar nasıl yönetim biliyor musun sen şimdi bak anlıyor musun beni bak buna anlıyorum başkanım ben valla anlıyorum ben bunlar transfer falan yapma paralar yok tamam mı bunlar benim gibi senin gibi değil yani bunlar arıyor taraftardan para alıyor tamam mı yok fena ol yapıyorlar yok. Tabii yardım şey yapıyor sanki biz amına koyayım şeyiz savaştan çıkmış şeyiz amına koyayım yani, yok diyor sen koskoca Fenerbahçesi mi neden yardım topluyorsun? Biz milletin 20 milyonda şey miyiz be? Yani bizi Galatasaray'la Beşiktaş'lar... Başkanım valla bak bu kızan milletten herkesten para alıyor. Gidiyor tırçeyleri, yeni gelen topçuları hep bedava, hep kovalıyor. Ben görüyorum ama şimdi gazeteler... Sen bebi öğretim... Sen kimi aldıysak bedava yazıyor orada. Şeysiz yazıyor. Konuşturmuyor da amını siktimin oğlu benim. Şimdi almış işte. Neyse Fenerbahçe ben 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yaptım. Sen ben başkanlığımda hiç gördün mü yani Fenerbahçe? Ben görmüyorum sen kimleri getirdin bu takıma başkanım? Şimdi ben tekrar başkanlığa adaylığımı koyacağım tamam mı? Sen başkanım vallahi koy. Ya bu Aygoç bunu ben beğenmiyorum zaten. Ben Fenerbahçe eski tamam mı? Akiti'ye gelmesi lazım ya. Yani. Burada bir şey sorma. Burada koskoca şeyle konuşurum amına koyayım. Şimdi ben sana şey soracak şimdi. Ben sana şey soracağım. Ben sana şey soracağım. Şimdi sen ben başkanlığa tekrar adaylığı koysa tamam mı? Sen bana oy verir misin yani? Ya başkanım biz bir şey yapamıyoruz ki. Yok şimdi o bütün taraftarlara açılıyor tamam mı? Eskiden şimdi sadece divan üyeleri oy kullanabiliyor tamam mı? Şimdi herkes kullanıyor şimdi. Şimdi artık öyle değil. Herkes verebiliyor mu Fenerbahçe? Şimdi 30 milyon Fenerbahçe taraftar tamam mı? Oy kullanıyor. Başkanım sen bu adaylığa çık. Ben amına koyayım bak götümü siksinler bütün ya bak, ama sen şimdi çok küfür ediyorsun tamam mı? Bir sakin ol bir bakalım. Önemli olan Fenerbahçe bak. Önemli olan ne zaman Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin önemli şeyim var bu dünyada. Aynen öyle. Şimdi ben 3 tane futbolcuyla anlaştım tamam mı? Mesut var. Mesut'u biliyorsun. Hangi bu şeyde Almanca olan kızım? Evet. Çok fena bir kız. Arsenal'de oynuyor ve onunla anlaştım tamam mı? Tabii. Çok fena bir kız. Ben onunla anlaştım. Ondan sonra şey var. Luka Modric. O kim mi başladın? Hırvatistan milli takımda oynuyor. Real Madrid'de oynuyor. Ermak'ta çok çok güzel. Yine biraz yaşı ilerlemiş ama iyi futbol oynuyor tamam mı? Geliyor mu? O anlaştı. Ben imzaları attım bunları hepsine. Bunlar pahalı köpek bunlar. Bunlar pahalı köpek. Ben bunlara imzayı attırdım. Hepsi çok çok kolay işte tamam mı? Ben bunları attım. Ondan sonra başka kim geliyor biliyor musun? Bu Galatasaray Falcao'yu almıyorsun sen Falcao. Bilmiyorum bir tane forvet kızana. O devran aslında ben Devre arasında o Galatasaray'da atarsa 20 tane gol onu fena geçeceğim tamam mı? Başkanım bu insanı hiç amına koyduğum şeyimiz yok. Ya bir bakalım bir gol atıyor mu atmıyor mu şimdi bunu getirdi ama bir bakacağız yani. Bir tane şey var bizde Vedat bak o kızam fena. Ama Vedat'la Falcao oyu beraber oynayacağız tamam mı? Kızan çok güçlü şeyim başkanım. Kuvvetli çocuk evet. Çok fenalık bir kızan yani o var ya. Kiremiz siker bana sana öyle söyleyeyim. Evet şimdi bu da hepsini yapacağım. Ben bir de başkanlık seçimlerinde senin gibi 4-5 tane daha arkadaş ihtiyacım var benim tamam mı? Başkanım sen söyle ne zaman olacak? Ben şimdi abi senin gibi 4-5 tane Aykoç'un aradığı böyle rahatsız ettiği kulübe hiç para istediği böyle tehdit ettiği tamam mı? Taraftarları falan. Benden para istiyor sanki ne alacaksın sen benden? Geçen koskoca Fenerbahçe'yi geçen sene amcını sikti amcık. Belki küme düşürüyordu bizi şeyde oynayacaktık. Beni arıyor sanki para istiyor. Dedim başkan dedim sen ne istiyorsun benden? Şimdi... Dedim sen benden ne istiyorsun dedim be. Amına koyayım kızanlar Fenerbahçe'ye küfür ediyor her zaman. Onlardan istemez. Bütün Galatasaraylılar, öbürkü neydi o Beşiktaş'ta hepsi küfür ediyor bize.
şimdi bak sen benim dediğine... Sen kimden para istiyorsun? Ben şimdi ben Aykoç'u böyle 4-5 tane adamdan daha şey yaptı, tamam mı? Bu da toplam... Ara başkanım, ara, ben onunla da konuşayım. Şimdi ben seçim... Ben şimdi tamam dinle beni. Seçim kampanyası yapacağım zaman ben bu 4-5 arkadaşla ben seni de böyle bir televizyon programına çıkartacağım, tamam mı? Programa tamam, ben... Gelin. Beraber ben senin otel masrafın, sen Hatay'da yaşıyorsun, ben otel masrafı falan... Ben Hatay'dayım, ben Hatay'dayım. Ya ben bunları hepsi ayarlayacağım beraber, hepsi beni ayarlayacağım. Ben seni televizyon programı beraber program yapacağız, tamam mı? Tamam, İki sen. Senin Ali Koç'un böyle arada 4-5 tane daha adam var, tamam mı? Onları böyle alacağım karşıya, koca size soracağım, tamam mı? Sen kabul ediyorsun yani böyle beraberiz yani bu yolda. Doğru mu kardeşim? Başkanım arıyorsun sen beni, ben direkt o akşam otobüse attım, geliyorum oraya. Ya tamam kardeşim, o zaman böyle anlaşalım. Ben yarın... Ali Koç beni arıyor, Fenerbahçe şeyinden. Ben Fenerbahçe şeyiyim, kaç senedir. Arıyor benden para istiyor. Diyor ben, sen bana küfür etmişsin. Ben diyorum sana küfür etmeyin ve Fenerbahçe için ediyorum ben. Tamam şimdi ben yarın seni arayacağım. Ya şimdi toplantılarımız var bizim, tamam mı? Ya cuma... Kendisi burada her yerde gazetelerde çıkıyor orada. Kendini bir şey zannediyor. E amcuk, kendini bir şey zannediyorsun. Geçen sene takım küme düşürüyor, ne olacak? düşürüyordun takımı geçen sene. Ya Fenerbahçe tarihinde küme düşmemiş. Nezir ediyor bize. Fenerbahçe tarihinde küme düşmemiş, tamam mı? Bu yanlış bir seçim. Yani bu oldu. Şimdi ben yarın arayacağım seni, ya cumartesi günü arayacağım seni, tamam mı? Biz bunları konuşacağız. Seninle netleştireceğiz, tamam mı kardeşim? Bak diyorum, sen ne zaman arıyorsan beni hiç sıkıntı yok. Ve sen bana gel diyorsan ben hemen İstanbul'a gelelim. Tamam, bunların hepsini yarın ayarlıyoruz o zaman. Arıyor. Biz arayalım kardeşim. Şimdi... Bunların hepsini yarın ya da cumartesi günü ben seni arıyorum, tamam mı? Bunların hepsini gerçekleştiriyoruz. Ya başkanım sen beni arıyorsan bende sıkıntı yok. Daha ben arayacağım seni, tamam mı yarın ya da cuma günü? Ben senden haber bekliyorum yani, sen beni ararsan ben oradayım yani. Tamam güzel kardeşim, desteğin için sana teşekkür ediyorum, tamam mı? Bu Fenerbahçe spor kulübü sahipsiz değil, tamam mı? Bu öyle bir ne? Aziz Yıldırım 20 sene ben 20 sene başkanlık yaptım, tamam mı? Ben 20 sene başkanlık, Fenerbahçe hiçbir zaman bu hale düşmedi. Bilmez miyim böyle, ben sen doğduğumdan beri... Ben Roberto Carlos'a getirdim bu takım, tamam mı? Tabii hepsi var. Ben bu takımı daha iyi yerlere götürüyorum. Abi bir sene bir fren verdik, ikinci sene fren verdik ama bu üçüncü sene bu şekilde olacak anlama gelmiyor yani. Ben Fenerbahçe'nin değerini bilen bir adam. Olmaz mı? Başkanım olmaz be. Tamam şimdi sana teşekkür ederim. Sana bir şey söyleyeyim. Bak bu insanlarla hiç olmaz. Bunlar keramikçi insanlar. Bunlardan bir şey olmaz. Tamam şimdi ben bu sene görüyoruz. Kim var be bu sene? Bu sene iki maç kazandık gene. Herkes sever baş. Abi kim sen, var? Sen şimdi kanka. Abi millet amına kodum kızanları getiriyor kimleri? Dünya şeylerini getiriyorlar. Bizde bir tane yok be. Sen şimdi bu sefer ekip Fenerbahçe'yi beğeniyor musun sen? Ya herkes beğeniyor bu takımı. Ama bak millete bak başkanım. Şimdi bak Galatasaray. Adam getirmiş bir tane şey. Dünya şeyi. Kızan çok şey. Falcao oynuyorsun sen. Falcao. Bir tane amına kulum çingenesini. Ben Fenerbahçe'ye geçeceğim onu. O iyi futbolcu olsa. Getirelim tabii, millet herkes ama diyor o geldi bu geldi. Biz neredeyiz be? Bizde kim var, kim geldi? Ya bizde Vedat Ferhat'ım, Vedat Türkiye'ye getiren adam benim. O Türkiye'ye ben, ona Rize Spor'a ben getirdim onu. Anlamıyorum başkanım dediğini ama. Vedat'ı biliyorsun sen, Fenerbahçe. Ha, bizim şey. Ha, Kuvvet Gojo'a. O Türkiye'ye ben getirdim, ben Rize Spor'a ben getirdim onu. Ya tabii bunlar geliyor gidiyor ama bizim bir tane şey yağmur. Şimdi ben sana tek bir şey söyleyeyim. Sen beni dinle tamam mı şimdi? Yarın ya da ondan sonraki gün ben seni arayacağım, tamam mı? Ya ara başkanım ya. Şimdi biz gideceğiz, seni bir televizyon programı yapacağız, tamam mı? Ben senin uçak biletlerini, otel masraflarını karşılayacağım, tamam mı? Şimdi bunların arkasında ben seni arayacağım, ben seninle tek bir şey istiyorum. Yarın ya da ondan sonraki gün sen benim telefonlarıma cevap ver, ben başka bir şey istemiyorum, tamam mı? Başkanım sen beni ne zaman ararsan açarım. Tamam o zaman ben şimdi telefonu kapatıyorum, tamam mı? Ben arayacağım seni.
Tamam başkanım, tamam. Teşekkür, Fenerbahçe kardeşime teşekkür ediyorum. Ne demek başkanım, arada ondan konuşalım biz. Şimdi baba, bak çok güzel bir kanaldan girdik. Müthiş bir kanaldan girdik. Bu ne lan? Bu şakayı çok uzun süre devam ettiririz. Adam, adam. Edirne Spor Başkanlığı Ataberk Reis'e yakışır demiş Yahya Has. Teşekkürler. Bir hemen donatörleri okuyalım arkadaşlar. Çok kısa bekleteceğim.